Teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Enerji Ticaret Komisyonu'nun çok değerli başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun sayın başkanı, Genset'in kıymetli yönetim kurulu başkanı üyeleri ve değerli katılımcılar. Bu sene ilki düzenlenen Genset Güneş Enerji Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Etkinliğimizin önümüzdeki yıllarda büyüyerek daha geniş bir katılımla devam etmesini de temenni ediyorum. İnşallah bu salgın döneminde hep birlikte atlatırız ve yüz yüze daha sıcak ortamlarda karşılaşırız temennisiyle bu sözlerimi devam ettirmek istiyorum. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız bu tür istişare ve değerlendirme toplantılarını politikalarımıza sağladığı katkı açısından oldukça kıymetli buluyoruz. Biz Türkiye enerji sektörüne yön verirken bize fikir verecek, tartışılacak, ufuk açacak her türlü görüş, öneri ve taleplere açık olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim. Değerli katılımcılar, yenilenebilir enerji sektörü COVID-19 salgınında güçlenerek çıkan sektörlerden birisi oldu. Küresel durgunluğa rağmen yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlar durmadı. Ocak-Ekim 2020 döneminde küresel ölçekte bir önceki yıla göre %15 daha fazla yenilenebilir enerji ihalesi tamamlandı. Hatta Ekim 2020'de dünya borsalarındaki güneş enerjisi şirketlerinin piyasa değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre 2 kat arttı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı son raporda ortaya koyduğu önemli bir tespit vardı. Güneş önümüzdeki dönemde daha fazla üretimde söz sahibi olacak ve maliyetleri de düşmeye devam edecek. Enerji piyasası güneşin etrafında şekillenecek. Biz bu süreçte adımlarımızı çok önceden atmıştık. Yaptığımız yatırımların karşılığını geçtiğimiz yıl rekor bir üretimle aldık. 12 Nisan'da yani 2020 yılı 12 Nisan'ında güneş ve rüzgar saatlik bazda toplam üretimimizin %34'ünü karşıladı. Mayıs ayına geldiğimizde elektrik üretimimizin %5,6'sını güneş enerjisinden karşıladık. 5 Haziran'da ise günlük maksimum lisanssız üretimi gerçekleştirdik. Artık şunu kabul etmeniz gerekir ki güneş enerjisi sektörü Türkiye'de yeni doğan bir bebek değil. Biraz önce Genset Başkanı da ifade etti. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişimiz var. Emekleme dönemini çoktan geçtik. Sektör güneşi tanıdı, öğrendi, yeni birikimler kazandı. Yurt dışından pek çok yatırımcı ülkemize geldi. Beraberinde ciddi bir know-how transferi de gerçekleşti. Türkiye geriden geldi bu yarışta son düzlükte depar atarak pek çok ülkenin önüne geçmeyi başardı. 2014 yılında sadece 40 megawatt olan güneş kurulu gücümüz bugün 6630 megawatt seviyesine ulaştı. 2017 yılından bu yana güneş kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde neredeyse 2 kat arttırdık. Güneş enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13. Avrupa'da 7. sıradayız. Toplam kurulu gücümüz içindeki payı %7'ye yaklaştı. Elektrik üretimimizde güneşin payı ise %4'ler seviyesinde. 24 saatlik zaman dilimi olarak düşündüğümüzde günlük tüketimimizin ortalama 0,7 saati, neredeyse 1 saate yakın bir kısmını güneş enerjisinden karşılıyoruz. Bütün bunlar yaklaşık 10 yıllık geçmişi olan bir sektör için oldukça umut verici rakamlar. Ancak bunun Türkiye için yeterli olmadığını, sektörümüzün
bunun daha fazlasını ortaya koyabileceğini de hep birlikte biliyoruz. Bu rakamlar gelecekteki hedeflerimiz için bir manivela olacak. Türkiye'nin potansiyeli, ekonomik hedefleri daha fazla enerji üretimini zorunlu kılıyor. 2030'lara geldiğimizde elektrik üretimimizde güneşin payını 3 kat artırma hedefimiz var. Güneş enerjisindeki maliyetler düştükçe bu aran inanıyorum ki daha da yukarılara çıkacak. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz mini yaka GES yarışmalarımızla güneşte yakaladığımız ivmeyi daha da yukarılara çekeceğiz. 36 ilimizde toplam 1000 megawattlık 74 yarışma için başvuruları 2 ay içerisinde alacağız. Mini yaka GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli. Yatırım kültürü ve yatırımcı profilinin değişmesinde önemli bir etken olacak. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ'leri ortaya çıkacak. Diğer yandan güneş enerjisindeki üretimimizin büyük bir kısmı lisanssız üretimlerden geliyor. Biz Türkiye'nin güneşi çatılarda, cephelerde parlasın istiyoruz. Bu yüzden bir takım teşvik mekanizmalarını ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdik biliyorsunuz. Lisanssız üretimde kurulu güç üst sınırını 1 megawatttan 5 megawata çıkartmıştık. Geçtiğimiz yıl sonunda çıkan yasayla bu üst sınır tesislerin elektriksel bağlantı gücüne kadar artırıldı. Başka bir ifadeyle tesisinizin elektriksel bağlantı gücü 10 megawattsa 10 megawata kadar, 3 megawattsa 3 megawata kadar kurabileceksiniz. Burada bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı sanayi tesislerimizin çatıları müsait, elektrik bağlantı güçleri de yüksek olmasına rağmen bağlandıkları trafo merkezlerindeki kapasitelerinin sınırlı olmasından kaynaklı bazı sorunlar tarafımıza intikal etti. EPDK başkanımızla da görüştük. Bakanlığımızdaki arkadaşlarla da görüştük, değerlendirdik. İnşallah bu sorunu da en kısa süre içerisinde aşacağız. Belki trafodaki kapasite ve sınır artmayabilir ama o tesisin bağlantı gücüne kadar kurma izni verelim. Fakat trafodaki sınıra kadar da elektriği ters yönde yani şebeke yönünde akışına izin verecek bir imkanı birlikte çalışıyoruz. Belki üstündeki kısım depolanabilir. Yatırımcı bunu bir depo, elektrik depolama tesisiyle telafi edebilir. Ya da üretmeyerek belki bunu yapabilir. Ama tabii bizim için önemli olan üretilen her bir kilowatt saat enerjinin bir şekilde değerlendirilmesi. Sadece haneler ya da sanayi tesisleri değil, bugün kamu kurumları, içme suyu tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve tarımsal sulama aboneleri de kendi elektriğini üretip elektrik bağlantı gücüne göre öz tüketim fazlasını satabiliyor. Biz de geçtiğimiz yıl Enerji Bakanlığı'nın yerleşkesinde, kampüsünde kendi lisanssız güneş elektrik üretim tesisini çatı ve cephelerde uygulamak suretiyle işletmeye aldık. Bizimki 1 megawattlık. EPDK zaten yeni binasına taşınmadan önce o çalışmayı yapmıştı. Ben bu vesileyle tüm kamu kurumlarımıza, özellikle belediyelerimize, çünkü ondan hakikaten ciddi bir elektrik sarfiyatı söz konusu, bu maliyetlerini azaltabilmeleri için lisanssız elektrik üretim tesislerini azami ölçüde genişletmelerini buradan önermek istiyorum. Değerli katılımcılar, biliyorsunuz bu yönetmeliğimizi biz 9 Mayıs 2019'da değiştirmiştik. 10 Mayıs 2019'dan önce sanayi aboneleri tarafında 670 megawatt kurulu güce sahip 2429 adet çatı GES başvurusu vardı. Karar sonrasında ek olarak
2795 megawatt kurulu güce sahip 4250 çatı GES başvurusu aldık. Meskenlerde ise 10 Mayıs 2019 öncesinde toplam 10 megawatt kurulu güce sahip 1090 çatı GES başvurusu yapılmıştı. Bu karardan sonra ise 14 megawatt kurulu güce sahip 1409 adet çatı GES başvurusunu aldık. 2020 yılı sonu itibariyle 458 megawatt çatı GES kurulu gücüne de ulaştık. Toplamda ise 3490 megawatt kurulu güce sahip 9178 çatı GES başvurumuz halen söz konusu. Artık güneş enerjisinin Türkiye'de gelişme dönemine giriyoruz. Ancak burada üzerinde durduğumuz önemli bir nokta var. O da güneş enerjisi teknolojisinin yerleştirilmesi, yerli üretimin artırılmasıdır. Biz güneş enerjisindeki stratejimizi enerji sanayi boyutunda görüyoruz. Güneş paneli aldım, kurdum, elektrik üretimine başladım değil aslında mesele. Enerji teknolojileri yüksek nitelikli teknolojiler. Bu teknolojilerin yerleştirilmesi beraberinde diğer enerji teknolojilerinin yerleştirilmesini, onları besleyen alt sektörlerinde gelişmesini tetikleyecek. Bugün güneş enerjisindeki parçaların bir kısmı artık yerli olarak üretiliyor. Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş fabrikasını da geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devreye almıştık. Elektrikte artık kaynaktan ziyade teknolojinin başı çektiği bir döneme giriyoruz. Elektrik enerjisi ihracından daha önemlisi bu teknolojinin üretimi ve ihracatını yapmak ve artırmak. Çünkü teknolojinin gelişmesi doğrudan maliyetlere yansıyan bir unsur. Güneş enerjisinde sadece mevcut teknolojinin geliştirilmesi yetmez. Yeni üretim teknolojilerinin ortaya çıkması için daha fazla Ar-Ge ve inovasyon çalışmasına ihtiyacımız var. Örneğin perovskit gibi verimliliği artıran yeni teknolojilerin Türkiye'de geliştiğinde görmek arzuluyoruz. Ancak bu sessiz enerji devriminin önemli bir ayağı daha var. O da depolama teknolojileri. Biraz önce komisyon başkanımız da ifade etti. Türkiye'deki güneş enerjisi yatırımlarını tamamlayacak en önemli unsur pil teknolojisidir. Dünyada bu yönde ciddi çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Hep beraber izliyoruz. Türkiye'de bu çalışmaların yapılması ve bir kümelenme oluşması için TENMAK'ı kurduk. Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu. Bu kurumumuzun bünyesindeki Temiz Enerji Enstitüsü ile bu çalışmaların hayata geçmesini arzu ediyoruz. Kamu, özel sektör ve akademi işbirliğiyle karbon salımının sıfıra yakın olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı ve bu teknolojilerin ülkemizde üretildiği bir enerji ekosistemine kapı aralamak istiyoruz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bugün elektrikli otomobiller yüzyıllardır kullanılan benzinli ve dizel otomobillerin yerini almaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla benzin ve dizel motorlarda verimlilik, kapasite, hibrit gibi yeni teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Benzer bir durum aslında enerji sektörümüzde de yaşanıyor. Bugün pek çok petrol ve doğalgaz şirketi artık yenilenebilir enerji yatırımı yapmaya başladı. 2025'e kadar büyük petrol ve gaz şirketlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 kat artırması bekleniyor. Bu alanda ciddi bir yatırım, ciddi bir teknoloji geliştirme gayreti mevcut. Dünya ile birlikte biz de yenilenebilir enerjide attığımız adımları artıracağız. 2020 bu anlamda oldukça parlak geçti. Bu başarı trendini inşallah 2021'e ve sonrasına da taşımak istiyoruz. G20
Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4900 megawatt kurulu gücümüzün %98'ini, yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49.550 megawata ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı da %51,7 seviyesine geldi. Enerji dönüşümünü yeni dönemde ekonomik kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik durgunluğu hareketlendirecek, piyasaları yeniden canlandıracak önemli bir argüman olarak görüyoruz. Bu dönüşümün temelinde enerjinin sürdürülebilir, çevreci, uygun maliyetli ve ulaşılabilir olması en temel amacımız. Sözlerime burada son verirken, etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen Genset Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Demirdağ, yönetim kurulu üyelerine, Genset üyelerine ve fikirleriyle etkinliğimizi zenginleştiren bütün katılımcılara teşekkür ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeniden bir araya gelmek dileğiyle içinde bulunduğumuz yeni yılınızı da kutlayarak sözlerime son veriyorum. Kalın sağlıcakla.